Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Gözlem Yılmaz Ertem. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekosistemdeki son gelişmeleri konuşacağız. Startup ekosisteminde bu hafta iki konuyu ele alacağız. Biz programın ilk bölümünde birazdan EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Mügetan Belviso bizimle olacak. Kadın girişimcileri ve aslında kadın girişimci liderlerinin bundan sonraki süreçte neler bekliyor, nasıl bir fırsat kapısı açılabilir, bu detayları ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise gaming tarafını, oyun sektörünü konuşacağız. Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de aslında gaming tarafı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani biz burada unicorn, datacorn, hackacorn hikayelerinden bahsederken özellikle oyun sektörünün bu ekosisteme katkı yaptığını biliyoruz. Bunları da Samrock Games yöneticisi Kayra Keri Küpçü ile konuşacağız. Hemen stüdyoya dönelim. İlk konumuz bizimle stüdyoda bugün. Müge Hanım hoş geldiniz. Merhaba Gözlem Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için Zoom'dan, Skype'tan yapıyorduk yayınları ama bu sefer evet. Stüdyoda sizi görmek güzel. Evet, şimdi çok teşekkürler. Şimdi aslında siz marka olarak yani şirket olarak zaten kadın istihdamını destekleyen bir politikanız var. Çok uzun süredir sizin ekibinizden de tabii başta siz olmak üzere birçok kadın lider, kadın yönetici çıkıyor ama bu sefer aslında Ernst & Young'ın Ağustos ayı itibariyle Haziran'da ilk duyurdunuz bunu. Hı hı. Ama Ağustos ayı içerisinde devam eden bir kadın liderler programı. Önce biraz bu programı isterseniz biraz detaylandıralım. Çünkü hala başvurular devam ediyor. Evet, evet, hı hı. Doğru. Başvurularımız 12 Ağustos'a kadar aslında sürecek diye duyurmuştuk. Şimdi uzattık, 31 Ağustos'a kadar uzadı. Bunu da sizin vasıtanızla buradan duyurmuş olalım. EY Girişimci Kadın Liderler Programı aslında global bir program. Bizim de Türkiye'de 6 senedir uyguladığımız bir program. Girişimciliğin bir ekonominin, Türkiye bir ülkenin ekonomisinin en önemli itici faktörlerinden olduğunu düşünüyoruz. Ve kadın girişimciliği gerçekten çok önemli. Kadın girişimciliği hem sosyal hem de ekonomik anlamda ülkeleri geliştirmekte, aileleri kalkındırmakta çok büyük potansiyele sahip. Dolayısıyla biz de EY Türkiye olarak, EY'in bu global programını Türkiye'de 6 yıldır başarıyla uyguluyoruz. Gerçekten büyük keyifle, büyük bir motivasyonla uyguladığımız bir program. Her sene 10 tane kadın girişimci seçiyoruz. Şu an başvurular devam ediyor. EY Türkiye'nin web sitesinden başvuruları yapabilirler. Başvurularda belli bir kriter var. Çünkü programın bir amacı var. Aslında karlı şirketler kurmuş ve bunu belli bir seviyenin üzerine taşımak isteyen, büyütmek isteyen, yurt dışı pazarları açılmak isteyen kadınları hedefliyoruz. Dolayısıyla bu programın kriterlerini tutan, işletmeler olan kadın girişimcilerimiz de başvurmalarını bekliyoruz programa. Başvuru süreci bittikten sonra bağımsız 3 tane iş insanından oluşan bir jürimiz var. O jürimiz kendilerini dinleyecekler. Tek tek hikayelerini, şirketleri nasıl kurduklarını, amaçlarının ne olduğunu, neler başarmak istediklerini tek tek dinledikten sonra 10 kadın girişimcimizi seçecekler ve biz 1 yıl boyunca sürecek programımıza bu şekilde başlamış olacağız. Şimdi bu 10 kadın girişimciye aslında eğitim, iş geliştirme, mentorluk, network gibi birçok alanda destek sunacaksınız. EY'in aslında kendi danışmanlık verdiği, hizmet verdiği şirketler de bu network ağındalar. Dolayısıyla ben hep bunu şöyle görüyorum. Yani bir startup ekosisteminde kurumların bu noktadaki gücü yadsınamaz. Yani bir startup olarak XYZ şirketine erişebiliyorsunuz ama kime erişebildiğiniz sınırlı. Ama bu sınırları kaldırmak için büyük kurumların aslında startuplarla beraber yola çıkması lazım. Hem onların girişimcilik ruhu belki de sizin gibi daha omurgalı şirketlere yeni bir enerji katıyor. Hem de sizin o yapınız onları destekliyor. Biraz detayları alalım mı? Diyelim 10 kadın girişimci seçildi. Bundan sonra bir yıl içinde hangi vadede neler olacak? Çok çok teşekkürler. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten Türkiye'de artan bir kadın girişimci sayısı var. Hı hı. Kadın girişimcilerimiz bu konuda cesur. Dolayısıyla sürekli bir artış görüyoruz bu trendde. Pandemiyle bir düşüş oldu mu peki sizce? Pandemide yani, evet. İstihdam kaybı biraz gördük çünkü. Pandemide ne yazık ki bu sadece Türkiye'de değil aslında küresel anlamda da bir düşüşe yol açtı. Krizler ne yazık ki iş dünyasını biraz negatif etkilediği için burada kadınlar daha çok etkileniyor ne yazık ki. Bunu da gösteren araştırmalar, raporlar da var. Mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun her sene yayınladığı bir küresel cinsiyet uçurumu raporu var. Onun 2022 raporunda mesela bir önceki raporda bu küresel cinsiyet uçurumunun arasının kapanma süresi 100 yılken son raporda 132 yıl oldu. Yani kadınların erkeklerle aynı
aynı seviyeye gelme süresini 132 yıl ilerisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha yapacağımız çok şey var. Ne yazık ki krizler, evet dediğiniz gibi iş dünyasında kadınları biraz daha fazla etkiliyor, negatif etkiliyor. Ama umutluyuz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim programda yapacaklarımıza gelirsek, şimdi bir yıl boyunca kendilerine öncelikle bizim uzmanlık alanlarımız, güçlü olduğumuz konularda eğitimler veriyoruz. Sınıf eğitimleri veya online eğitimler. Geçen sene aslında pandeminin de başlamış olması sebebiyle biz bu lokal eğitimleri İMİA bazında da, bizim İVA'nın İMİA bölgesi bazında da, yani Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgesinin beraber raporladığı bir bölge olan o bölge bazında da aslında eğitimler organize edildi. Dolayısıyla Türkiye'de sınıf eğitimleri yapıyoruz. İşte mesela bilanço nasıl okunur, finansman kaynaklarına nasıl ulaşılır, dış kaynaklar nasıl temin edilir, halka açılma, yabancı ortak bulma süreçleri nasıldır vesaire gibi kendilerine çok faydalı ve gerçekten kendi yönetim bilgilerini, etkinliklerini artırabilecekleri çok güzel eğitimler sunuyoruz. Bunun yanı sıra dediğim gibi İMİA bölgesinin de online eğitimleri oldu. Orada da daha önce halka açılmış mesela bir kadın girişimcinin tecrübeleri, tavsiyeleri veya bazı uzman yine kişilerin eğitimlerini sunmuş olduk. Dolayısıyla aslında çok daha kapsayıcı, çok daha güzel, global bir program olarak pandemi sürecinde evrildi. Bu sene de yine bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Onun yanı sıra birebir mentorlar atıyoruz kendilerine. Yıl boyunca o mentorlarla görüşerek aslında fikir alışverişinde bulunuyorlar ve kendilerinin nerelerde desteklere ihtiyaç olduklarını, nerelerde gelişime açık olduklarını görmüş oluyor kadın girişimcilerimiz. Onun dışında koçlarımız var şirkette, yetkili koçlarımız. Koçlarımızla da kendilerini görüştürüyoruz. Ve en önemlisi de biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi EY'nin aslında çok önemli. Hem Türkiye'de hem de küresel anlamda büyük bir ağı var. Burada hem firmalar, hem iş insanları, hem çok büyük danışmanlar, etkili kuruluşlar var. Dolayısıyla kadın girişimcilerin aslında bu programları takip edip kendi vizyonlarını aşacak, arttıracak, kendilerini tanıtmalarını sağlayacak, yurt dışı pazarları açılmasını, yapmak istedikleri hedefleri bir an önce gerçekleştirmelerini sağlayacak bu tür programlara katılmalarını çok tavsiye ediyoruz. Gerçekten de bizim programa katılan şu an global çapta galiba her sene 700 kadın girişimci katılıyor programa ve bu kadın girişimcilerin daha sonraki yıllarda nasıl işletmelerinin büyüdüklerine dair de bir araştırma yapılıyor. Mesela bu programa katılan kadın girişimcilerin ciroları yıllık olarak mesela %35 artmış. İstihdamları, evet istihdamları iki kattan fazla artmış. Bunları görünce tabii biz de çok mutlu oluyoruz. Onlara bu katkıyı vermek bizim için en büyük keyif gerçekten. Çarpan etkisi aslında. Belki onlar da başka kadın girişimcileri hayır edecekler, işe alacaklar, istihdam sağlayacaklar. Şimdi en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son 2 yılda yıllık olarak en az 3 milyon TL ciro elde etme şartı var. Şimdi bu şartlar geçtiğimiz yıllarda da böyle miydi? Bunu revize ettiniz mi? Ve biraz son 2-3 yıllık perspektiften bakarsak Türkiye'den EY'in desteklediği success story'ler, işte bu başarı hikayelerinde hangi sektörler, hangi girişimler var? Bu şartları revize etmedik. Önceki yıllarda da aynıydı. Dediğimiz gibi pandemi sürecinde de biraz iş şartları zorlaştı. Kadın girişimciler için de zorlaştı. Dolayısıyla şartları aynı tutuyoruz bir süredir. Orada bir şartımız daha var. Orada da kadın ortaklı bir işletme arıyoruz. Yani en az %25 ortaklığının kadın ortağı olması gerekiyor şirketin. Veya ana karar vericilerinden birisinin mutlaka kadın olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan kadın girişimcilerimizi desteklemek istiyoruz. Sektörler çok farklı. Yani inanın çok çeşitli ve çok farklı sektörler geliyor karşımıza. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Çünkü genelde kadınların aslında geleneksel olarak daha çok hizmet sektöründe olduğuna dair bir trend var. Veya hep böyle görülüyor etraftan. Çoğunluk yani %54'ten fazlası sanıyorum kadın girişimcilerin %çoğunluğu diyebiliriz. Hizmet sektörü. Ancak mesela bu dijital ekonominin de artmasıyla beraber şu an startuplar kuran kadın girişimciler sayısında çok fazla artış var. E-ticarete yönelen kadın girişimcilerimiz yine çok arttı. Onun dışında sanayi kuruluşları olan ve gerçekten ağır sanayi bile diyebileceğimiz kuruluşlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerimiz var.
Bu bizim için çok gurur verici gerçekten. Hem böyle geniş bir yelpaze olması hem de kadınlarımızın artık daha cesur, daha farklı sektörlere de yatırım yapabilmelerini görmek bizim için çok gurur verici. Dolayısıyla bu tür sektörler aslında şeye de çok açık. Yurt dışında büyümeye, bir ortak, yabancı bir ortak almaya veya istediği bir pazara ulaşmaya da çok açık. Onları kesinlikle her türlü sektörde desteklemek bizim için de en büyük hedef. Çok teşekkür ediyorum. Umarım EY'in bu girişimi diğer şirketlere de örnek teşkil eder. Türkiye'deki kadın girişimciler, kadın liderlerle desteklerini çok sağ olun Müge Hanım. Çok teşekkürler Güzel Hanım, sağ olun. EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belvisoy'u ağırladık. Şimdi buradan bir istihdam rakamlarını son gelen hatırlayalım. Sonrasında oyun sektörünü detaylandıracağız. TÜİK Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre işsiz sayısı 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalışla %10.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8.9 iken kadınlarda %13.9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğine bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1.1 puanlık artışla %47.7 oldu. İş gücü yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.9 puanlık artışla %53.3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71.7 olurken bu oran kadınlarda %35.3 olarak gerçekleşti. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranına bakıldığında bir önceki çeyreğe göre 0.4 puanlık azalışla %20.3 olduğu görüldü. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %17.1, kadınlarda ise %26.3 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi ve hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16'sı ise tarım, %22'si sanayi, %5.9'u inşaat ve %56.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.9 puanlık azalışla %21.3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kuru korumalı Türk lirası mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati ayrıca uygulamanın milletin tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti. Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor, hem de tasarruf ediyor, hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan kur korumalı Türk lirası mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum. Evet, girişimcilik dünyasında ikinci konuğumuz Semruk Games yönetici yapımcısı Kayra Keri Küpçü. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi Kayra Bey, isterseniz hızlıca şöyle izleyicilere bir Semruk Games olarak ne zaman kuruldunuz? Hangi motivasyonla, hangi iş fikriyle kurdunuz ekibi, onu anlatarak başlayalım. Çok teşekkür ederim. Semruk Games'i biz Ekim 2021'de hayata geçirdik. Duyurusunu henüz yaptık. O dönemden bu yana sektörel çalışmalar, ekip oluşturma çabaları, bunlarla bir mücadelemiz oldu. Kurucumuz aynı zamanda Monster Notebook'un da kurucusu ve yöneticisi olan İlhan Yılmaz. Şu anda da Semruk Games'in kurucusu ve CEO'su görevinde. Onunla beraber uzun süredir zaten planladığımız, üzerine çalıştığımız bir projeydi. Ve en sonunda Ekim 2021'de resmi olarak hayata geçirdik. Yakın zamanda duyurumuzu yaptık ve yaklaşık 20 kişilik ekibimizle de oyunları geliştirmeye uzun süre önce başladık. Şimdi burada özellikle oyun geliştirme süreçlerinden biraz bahsedelim. Yani mobil oyunlarla başlıyor ama sonrasında işte PC, konsol oyunları vesaire diye ilerleyebiliyor. Ama ilk
mobilden çıkıyor galiba. Yani daha doğrusu sektörün nabzını sanki mobille ölçüp sonrasında onu geliştiriyoruz. Sizde nasıl oluyor? Tabii biz de aslında şimdilik yaklaşık 20 kişilik bir ekibiz ve mobil oyunlar geliştirerek şu anda başladık. Mobil tarafta ilk oyunlarımızı ortaya çıkardık. Fakat ilerleyen süreçte konsol, PC gibi oyunlara girişmeye hedefliyoruz. Burada tabii denklem olarak aslında oyun geliştirme süreçlerine biraz bakmak lazım. Mobil oyunlarda farklı türler var ama daha küçük ekiplerle bunları hayata geçirmek, daha kısa sürede de hayata geçirmek daha mümkün. Fakat oyunun yapısı geliştikçe PC tarafında veya konsol tarafında işte grafik yapısı, kodlama yapısı gibi tasarımsal öğeler geliştikçe buradaki oyun geliştirme süreci ve aynı zamanda ekip ihtiyacı da, ekip büyüklüğü ihtiyacı da gitgide artıyor. Yani biz şu anda bahsettiğim gibi 20 kişilik bir ekibiz yaklaşık ama bir PC oyunu geliştirirken belki bu sayı büyük stüdyolarda, büyük yapımlarda yüzlerce kişiye kadar çıkabiliyor. O nedenle biz de bunu adım adım büyütmeyi... Pazara erişmek için önce mobil o yüzden tercih Tabii, ettiniz. Yani mobil pazara baktığımız zaman zaten oyun sektöründe büyük kısmı şu anda mobilde. Öyle olunca da bu yönde ilerliyoruz. Şimdi aslında bir büyük şirketin içerisinde girişimci bir ekibin ruhu var sanki, öyle hissediyorum. Yani aslında hani Monster Notebook daha büyük bir şirket ama evet, siz onun altında bir yapılanmasınız. Birbirini besleyen bir yapı. Evet. Şimdi bunu biraz anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü bizi izleyen birçok girişimci değil, şirkette çalışan bir IT, bir teknoloji elemanı vesaire olabilir ya da bir iş fikri olabilir. Aslında kurumla çalışan arasındaki bu bağ ve bunun yeni bir iş fikrine dönüşme süreci nasıl oluyor? Doğru. Aslında ben 6 senedir Monster Notebook'ta çalışıyorum. Oyun departmanının başındayım. Burada biz İlhan Bey'le sürekli sohbet ediyorduk. Kendisi de zaten bu tür girişimci ruhları çok destekliyor ve hı hı, özellikle fütüristik, daha geleceği hedefleyen konularda bu girişimciliğini de gösteriyor. Bizim de uzun süredir sohbet ettiğimiz, kendisinin de sevdiği bir dünyaydı ve böylelikle yavaş yavaş biz bunu şekillendirmeye başladık. Doğrusu pandemi dönemiyle birlikte oyun dünyasında büyük bir sıçrama yaşandı. Hı hı. Biz bunu zaten planlamıştık. Pandemide yaşanan sıçrama bir yandan da ekonomik bakış açısıyla da bu işin aslında ne kadar doğru olabileceğini hepimize gösterdi, tüm dünyaya gösterdi. Evlerine kapanan pek çok kişi oyunlarla aslında kendini dışarıya atabildi. Biz de burada iyice artık yani fikirlerimiz biraz daha kağıt üstüne dökülmeye başladı. İş planları, bu işin matematiği vesaire derken ekibimizi de kafamızda oluşturup daha sonra fiziksel olarak da bunu hayata geçirmeyi başardık. Şimdi aslında Türkiye hiç göz ardı edilemeyecek kadar yol kat etti. İşte programın başında da söyledim, işte Peak Games, Insider gibi böyle büyük unicorn, decacorn, hekakornlara dönüşecek hikayelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz biraz Türkiye'deki oyun ekosistemini de bizim için yorumlar mısınız? Yani bunu sadece Semruk Games olarak demiyorum. Türkiye'de genel olarak oyunlarda hı hı, gelişim süreci nasıl? Globalde şunlar var, bizde bunlar eksik, hani şu olsa daha iyi olur dediğiniz neler var? Tabii. Aslında Türkiye mobil oyun tarafında özellikle Avrupa'da ve dünyada çok ön sıralarda gelen bir ülke. Bu konuda çok başarılı stüdyolarımız var sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani hem yatırım almış, yurt dışındaki pek çok stüdyonun dikkatini çekmiş ve dünya çapında ses getiren oyunlar geliştirmiş stüdyolar var. Baktığımızda mesela 2022 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 330 milyon doların üzerinde yatırım almayı başardı ve bu alanda Türkiye yatırım alanında da birinci sırada. Baktığımızda oyun sektörünün yatırımları konusunda. Bunların hepsini ele aldığımızda aslında çok geniş bir perspektif var. Bu konuda yurt dışında insanlar mobil tarafa oyunlar yaparken bir yandan da PC tarafını daha çok düşünüyorlar. Daha ekipleri büyütmeyi hedefliyorlar. Şimdi dünya genelinde 3,5 milyarın üzerinde oyuncu olduğu görülüyor istatistiklere göre. Baktığımızda ekonomik anlamda da Hollywood sektörü artı müzik sektöründen daha büyük bir ekosistem var. Yani çok ikisinin toplamından. Mesela 2022 kapanışında bunun ekonomik anlamda büyüklüğünün 200 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. Türkiye'ye baktığımızda 42,5 milyonun üzerinde bir oyuncu kitlesi var. Bunların, aslında penetrasyon fena değil. Tabii, oldukça yüksek. Yüksek. Çoğunlukla mobil alanda genelde oyuncular var. Burada baktığınızda bu 200 milyar dolarlık ekosistemin aşağı yukarı 1 milyar doları da Türkiye'den çıkıyor. Yani Türkiye'nin 1/200 gibi bir payı var ama tabii buradaki bu oranlamayı böyle yapmak doğru değil. Türkiye aşağı yukarı dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyor oyun dünyasında yatırım yapan ülkeler arasında. Burada oyuncuların mobil anlamda çok fazla olması, Türkiye'deki oyun sektöründe de tabii mobil işlerin ortaya çıkmasını biraz daha destekliyor diyebilirim. Ama onun dışında zaten mobil, bahsettiğim gibi geliştirme anlamında ve süre anlamında da çok çabuk yapılabilen bir yapıda. Şimdi Semruk Games olarak hedefleriniz nedir? Ama bunu sorarken aslında biraz da şu kısmı açarak cevap vermenizi rica edeceğim.
Türkiye pazarına girdik, Türkiye pazarını doğru anladık. Türkiye pazarını anladıysak yurt dışında zaten başarılı olabiliriz. Bu tez doğru mu yoksa bazen çalışmayabiliyor? Aslında oyun sektöründe Türkiye pazarı veya Avrupa pazarı gibi çok kısıtlamak çok doğru değil. Çünkü baktığınızda oyun dünyası çok global bir dünya. Sizin mobilde test ettiğiniz oyunları çoğunlukla Amerika pazarında test ediyorsunuz. Hangi coğrafyada doğduğunuzun çok da önemi yok. Aslında her türlü aynı interaction, aynı tepkiyi etkileşimi alabiliyorsunuz. Çoğunlukla, ama burada oyun tasarımı çok etkili. Çünkü sadece Türkiye'de kültürel yapıdaki bir oyunu siz dünyaya taşımaya çalıştığınız zaman çok başarılı olamayabiliyorsunuz. O nedenle global perspektiften bakmanız lazım oyun dünyasına. Yani örnek veriyorum. Bir... Falahattin biraz orada ekstraordineri bir durum oldu. Tabii, ama tabii. Mesela hani kahve falı ile ilgili. Bunlar çok güzel örnekler. Yani gerçekten çok başarılı işler çıkıyor. Ama mesela bizim okul döneminde herkesin oynadığı uzun eşek oyunu vardı mesela. Hı-hı. Bu başka ülkelerde yaygın mıdır bilmiyorum ama ben bunu Amerika pazarında popüler bir hale getirmeye çalıştığımda inanılmaz zorluklar yaşayabilirim. Hı-hı. Ama daha globale hitap eden yapılara baktığımız zaman ve bunlar üzerine odaklandığımızda oyun dünyasını zaten sadece Türkiye sınırı ya da başka bir ülke sınırıyla ele almaktan ziyade tamamen global bir yapıda ele almak önemli. Burada bizim amacımız da Semruk Games olarak zaten Türkiye'den çıkan global yapıya hitap eden ve globalleşen bir firma olmak. Burada zaten şirketimiz şu anda tamamen remote çalışmayı öngörüyor. Bütün arkadaşlarımız, yani şu anda Çanakkale'de, Ankara'da, İzmir'de ekiplerimiz var. Ben Berlin'de yaşıyorum. Oradaki yurt dışındaki, Avrupa'daki ekosistemde de bazı çalıştığımız dostlarımız var bizim ekibimizle beraber. Yatırım almayı düşünüyor musunuz şu an? Şu anda bir... Kendi öz kaynağınızla mı büyüyorsunuz? Şu anda öz kaynağımızla kurulduk ve büyüme aşamasındayız. Lakin yatırım almayacağız diye bir şey yok. Şu anda bir yatırım planımız yok. Bir yatırım turuna çıkmayı planlamıyoruz. Ama her türlü şey değerlendirilebilir. Birkaç rakam paylaşabilir misiniz? Büyüklük kurulduğundan beri nereye geldi ya da bu yıl sonundaki hedefleriniz ne? Onunla yavaş yavaş tamamlayalım. Tabii, aslında Ekim 2021'de kurulduğumuzda bir 2-3 aylık 2022 başına kadarki dönemde ekibi kurmakla biraz meşguldük. Bu en önemli şey, çünkü oyun dünyasında aslında bir yatırım yaparken yaptığınız şey insan kaynağı ve insan gücü. Çünkü oyunların hepsi tamamen insan gücünden ve insan kaynağından çıkıyor. Bu nedenle fikire ve insana yatırım yapmak en önemlisi. Biz de bu bağlamda Ocak ayında aslında ilk oyunlarımızı geliştirmeye başladık. Daha sonrasında ekibimiz gitgide büyüdü. Departmanlarımız ayrıldı. İşte oyun geliştirme, oyun tasarım, oyun sanatı, game art tarafı. Bunun dışında proje ekibimiz kuruldu ayrıca. Yani şu anda dediğim gibi 20 kişilik bir ekibiz ve pek çok genç arkadaşımızı da aramızda görmek, onlarla da büyümek istiyoruz. Biz uzun bir yolculuğa çıktık. Amacımız kısa vadede hemen küçük işler yapalım ve buradan paramızı kazanalım. Böyle bir heyecanımız yok. Bizim heyecanımız tamamen yani 2030'lara doğru giden yolculukta büyük, dev bir oyun dünyasının gerçekten büyüyen ekosistemde adını duyurabilen bir firması haline gelebilmek. Peki, sürenin sonuna geldik ama son bir dakika içerisinde çok merak ettiğim bir konu daha var Kaya. İzninizle ben onu da sormak tabii istiyorum. Yazılım tarafında istihdam sıkıntısı. Yani Türkiye'de özellikle yaşayan gençlerin mevcut yani maaşlarla bu enflasyon ortamında elbette alım gücü çok düştü. Dolayısıyla biz hep bu beyin göçü vesaire diyoruz ya, doğal olarak yurt dışındaki projelerde yer almak istiyorlar ve yazılımcı bulmak çok güç. Keza sadece yazılım demeyelim, donanım tarafını geliştirenler de öyle. Yani işin arka planında çalışanlar, evet, mutfağında çalışanlar, sizi siz yapanlar belki de, doğru, ki bence siz de onlardan birisiniz. Zorluk çekiyor musunuz orada? Nasıl istihdam politikanız? Doğru. İstihdam konusu gerçekten sıkıntı. Yani şöyle bir şey var. Yazılım dünyasının dili aslında yazdıkları o kodlar. Yani burada hangi dili konuştuğunuz çok önem arz etmiyor. Çok fazla yazılımcı tanıyorum. Yurt dışına işler yapıyorlar ve tabii dövizle buradan kazançlarını sağlıyorlar. Tabii baktığınız zaman dövizle bir kazanç sağlamak, belki atıyorum bir haftada bitirdiği bir işten burada bir ayda kazanacağından daha fazlasını kazanabiliyor. Bu yolu tercih eden çalışanlar var. Ama bir yerden sonra şöyle bir dönüş de var. Ya ben bunları yaptım, biraz para kazandım ama başka heyecanlar arıyorum. Gerçekten bir stüdyonun, bir ekip ruhunun içinde yer almak istiyorum. Aklı imza atacağı işler de istiyor aslında. Evet, tabii ki. Çünkü orada sadece bir kod yazıyor. Bir kod parçacığıyla belki parasını kazanıyor ama bu onu gerçekten manevi olarak bir tatmin sağlamıyor olabilir. Böyle çalışan arkadaşlarımız ekibimizde var. Ya onlar da bu ekibin içerisindeki o tamamen bir şeyleri ortaya çıkarma ruhunun içerisinde yer almak istiyorlar süreçte. Onları da davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdiden size de çok şansa ihtiyacınız olmayacak gerçi gaming sektörünün. Çok da başarılısınız. O yüzden başarılar dileyim. Çok teşekkürler. Geri kalanı için Semruk Games yönetici yapımcısı Kayra Keriköpçü'yü ağırladık. Girişimcilik dünyasını bu hafta noktalıyoruz. Hoşçakalın.